Kritik iletişim için 3 sorumluluk. Kamu güvenliği kuruluşlarının ve diğer birçok profesyonelin operasyonları ve görevleri koordine ederken yoğun iletişim kurması gerekmektedir. İletişim, gerçekleştirilen operasyonlar sırasında etkili bir şekilde tepki gösterebilmek ve çağrılara yanıt verebilmek için kritik öneme sahiptir. Bu tip kritik operasyonlarda yer alan profesyonellerin görev açısından kritik iletişim araçlarına ihtiyacı vardır ve bu tür iletişimlerin 3 gereksinimi karşılaması gerekir. Görev açısından kritik iletişim ne anlama gelir? Görev açısından kritik iletişimin tanımı nedir? Kritik görev, hayatta kalmak için gerekli olan her şeyi ifade eder. Başarılı olması gereken bilgi alışverişidir, yoksa talihsiz sonuçlarla karşılaşma riski oldukça yükselebilmektedir. Görev açısından kritik bir iletişim ağı için standart bir sınıflandırma yoktur. Hangi teknolojinin kullanıldığı da önemli değildir. Profesyonellerin kritik durumlarda şu 3 gereksinimi karşılayan iletişim standartlarına ihtiyacı vardır. Verimli grup iletişimleri, hızlı, güvenilir ve kullanılabilir bağlantı, doğru önceliklendirme. Grup çağrıları, profesyonel iletişimin bel kemiğidir ve ekipler bu şekilde birbirlerini durumdan haberdar ederler. Konuşma grupları, insanların birlikte iletişim kurmasına ve koordinasyon sağlamasına olanak tanır. Farklı kuruluşların grup iletişimleri için farklı ihtiyaçları vardır. Bu nedenle her kuruluş kendi benzersiz konuşma gruplarına sahip olmalıdır. Farklı kuruluşlardan ekiplerin birlikte çalışması gerektiğinde ne yapılmalı? Bu tip durumlarda paylaşılan konuşma gruplarına ve birlikte çalışılabilirliğe ihtiyaç vardır. Paylaşılan konuşma grupları, farklı kuruluşların birlikte iletişim kurmasını sağlar. Örneğin, polis, kurtarma ve sağlık ekipleri, acil bir duruma müdahalelerini koordine etmek için paylaşılan konuşma gruplarını kullanabilir. İletişim çözümünün, kuruluş sınırlarını aşan konuşma gruplarına izin vermesi önemlidir. Buna genellikle birlikte çalışabilirlik denir. Tek tür konuşma grubu herkese uymayabilir, kuruluşlar farklı türde konuşma grupları kurabilmelidir. Örneğin, konuma dayalı coğrafi konuşma grupları, belirli bir alandaki insanların iletişim kurmasını sağlar. İşlevsel konuşma grupları, belirli bir amaca hizmet eder. Ağın herhangi bir yerinde, yani ekip üyelerinin bulunduğu her yerde erişilebilir olmalıdır. Amaca uygun konuşma grupları, belirli bir alandaki belirli bir görev için iletişimi sağlar. Görev açısından, kritik iletişim için sahip olunması gereken diğer bir özellik de, kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında bağlantıya güvenebilmeleridir. 4G ve 5G'den önce, hükümetler ve kuruluşlar, özel iletişim ağları için kurulum yapmak zorundaydı. Bu noktadaki birincil hedef, kullanılabilirliktir. Sonuçta, iletişimdeki başarısızlık operasyonları tehlikeye atabilir ve hayatları riske sokabilir. Kullanılabilirlik, kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında sistem kaynaklarına ve uygulamalarına erişebilmeleri anlamına gelir. Bu sistemi kullanılmaz hale ne getirebilir? Bir sistemin kullanılmaz hale gelmesinin en yaygın nedeni doğal afetlerdir. Bir doğal afet ekipmanı tahrip edebilir, iletimi kesebilir veya elektrik kesintilerine neden olabilir. Diğer nedenler arasında insan hatası, yazılım hataları ve hatta siber saldırılar yer alır. Sistemdeki aşırı trafik, kullanıcılar için hizmeti de bozacaktır. Aşırı yüklenme durumunda hizmet tamamen kullanılmaz hale gelebilir. Maksimum kullanılabilirlik nasıl sağlanır? Kullanılamayan bir sistemin hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle, görev açısından kritik iletişim çözümlerinin belirli kullanılabilirlik özelliklerine sahip olması gerekir. Örneğin, donanım yedekliliği. Bir ekipman parçasını kaybetmenin tüm sistemi durdurmamasını sağlamaya yardımcı olur. Görevi devralacak bir yedek parça her zaman bulundurulmalıdır. Yedek güç şemaları. Bir doğal afet, baz istasyonlarına giden elektriği keserse, kesintisiz bir güç kaynağı, UPS veya yedek jeneratör, sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlayabilir. Öncelikle erişim. Hizmetin en önemli kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamaya yardımcı olur, yoğun trafikte bile. Ekstrem bir duruma örnek olarak, bir baz istasyonunu daha düşük öncelikli kullanıcıların hizmetini reddedecek şekilde ayarlama verilebilir. Belirli kullanıcılar için özel kapasite ayarlanabilir. Örneğin, belirli radyo erişimleri yalnızca öncelikli kullanıcılara hizmet vermeye tahsis edilebilir.
daha iyi kullanılabilirlik, geniş bant ve dar bant sistemleri üzerindeki iletişimleri birbiriyle tamamlayarak da elde edilebilir. Örneğin, sağlam bir bas konuş çözümü, kullanıcısının telsiz taşıyan insanlarla erişim haklarına göre sorunsuz iletişim kurmasını sağlar. Bu, kamu güvenliği geniş bandına gerçekten sorunsuz bir evrimin örneğidir. Ticari mobil şebeke operatörlerinin hizmetlerini kullanan bir iletişim ağında kullanılabilirlik nasıl izlenir? Uçtan uca hizmetin bir görünümü gereklidir. Bu, farklı ağ elemanlarından gelen ölçüm bilgilerinin birleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak görev açısından kritik hizmetlerin sağlayıcısı, ticari mobil şebeke operatörler tarafından kontrol edilen 4G, 5G ağ öğelerinden bilgi toplayamazsa bu nasıl mümkün olabilir? Cevap, cihazlardan toplanan bilgilere dayalı hizmet analitiğidir. Yani mobil kullanıcı cihazlarında özel bir istemci kurulur. İstemciler cihazların ve dolayısıyla kullanıcıların deneyimlediği hizmet düzeylerini takip eder. Raporları birleştirir ve sonuç hizmetin nerede iyi ve nerede eksik olabileceğini doğru bir şekilde göstermek için görselleştirilebilir. Doğru önceliklendirme. Öncelikler önemlidir. Çünkü kritik bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesini garanti etmeye yardımcı olurlar. Çok yönlü öncelikler, doğru kişilerin ihtiyaç duyduklarında her zaman hızlı bir şekilde çözüm bulmalarına yardımcı olur. Profesyonel kullanıcıların önceliklendirme için 5 temel gereksinimi vardır. 1. Profesyonel kullanıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar arasındaki öncelikler. Kamu güvenliğinden sorumlu profesyoneller, işlerini yapmak için iletişime ihtiyaç duyarlar. Örneğin, kamu güvenlik personeline, kedicik videosu izleyen birine göre daha fazla öncelik verilmelidir. 2. Farklı profesyonel kullanıcılar veya kuruluşlar arasındaki öncelikler. Belirli kullanıcıların ve ekiplerin paylaşacakları bilgiler, diğerlerinden daha fazla iletişime gereksinim duyduğundan farklı önceliklere sahip olmaları gerekir. 3. Hizmet türüne, ses, veri ve uygulamaya dayalı öncelikler. Örneğin, profesyonel kullanıcıları birbirine bağlayan bas konuş uygulaması, büyük olasılıkla bir video paylaşım uygulamasından daha yüksek önceliğe ihtiyaç duyar. 4. Profesyonel bir kullanıcı tarafından başlatılan acil durum aramalarının her zaman yerine getirileceği garanti edilmesi gerekir. Bir acil durum çağrısı en yüksek önceliğe sahip olmalıdır. Acil çağrı düğmesine basıldığı anda aktif hale geçmesi gerekir. 5. Afetler veya siber saldırılar da dahil olmak üzere diğer aşırı koşullar sırasında profesyonel kullanıcılara garantili hizmet. Aşırı trafik olduğunda ve sistem aşırı yüklenmeye yaklaştığında en yüksek öncelikli iletişimler daha düşük öncelikli aramaları kesmeli ve sistem gerektiğinde daha düşük öncelikli aramaları tamamen bitirmelidir. Kritik iletişim, polis, itfaiye ve kurtarma ve acil durum sağlık ekipleri için olduğu kadar maden ekipleri, metro sürücüleri, havaalanı personeli ve petrol boru hatlarından veya elektrik şebekelerinden sorumlu ekipler için de çok önemlidir. Hepsinin ekip içinde ve iş arkadaşlarıyla görev açısından kritik düzeyde iletişim kurması gerekir. Sistem eğer 3 temel gereksinimi karşılayamıyorsa, operasyona dahil olan ekipler kritik durumlarda gerekli iletişime de sahip olamazlar.